koyulmuş. Evet, kıymetli başkanım, yeniden kongresini yapıp yeniden seçilen esnaf odası başkanımız Şevket Keskin abimizi ziyaret ediyoruz. Esnafların sorunları hakkında genel bir istişare yapıyoruz. Sıkıntı çeken esnaf konusu hakkında neler yapabiliriz? Onlara nasıl destek verebiliriz? Bunları konuşuyoruz. Yine kendisi nezdinde tüm seçilen oda başkanlarını tebrik ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Allah Malatya'mızı hayırlı eylesin. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı kolaylıklar diliyorum. Akaryakıta, doğalgazı, elektriğe mutlaka bu elektriği fiyatlarını doğalgazın ve elektriğin garibanın, kurabanın yaktığı bunların mutlaka geri çekilmesi lazım. Evet. Belli bir seviyeye inmesi lazım. Konutlara 150 kilovattı, bugün 210 kilovata çıkarmış ama yine de çok küçük bir miktarda indirim yapıldı ama yine de buna %50 zam yapılmış. Bizim amacımız %50 zamı artık bu millet kabul etti de %127 bizi çok sıktı. Evet. Bugün bir kirayı geçti elektrik parası, doğal gaz parası. Yarın da elektriği kiraya veren insan diyecek ki kardeşim bir dakika ya sen elektriğe senelik ne verirsin? Şu kadar para verirsin. Şimdi 2 milyon gelsin senelik 24 bin lira eder. Şimdi sen de bana 15 bin lira verirsin kardeş, sen en az da elektrik kadar bana para vereceksin. Çünkü bu zincirleme birbirine gelecek. Esnaf sanatkar camiası, iş yapan çağısını, çoluğun nafakasını kazanan insanların daha zor günlerin beklediğini söyleyeyim. Ama ben burada hükümete sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu millet 20 senedir size güvendi, alen güveniyor ama lütfen artık bu ızdırabı, bu ateşi, bu sokaktaki ateşi, bu alandaki ateşi durdurmalar lazım. Bu zamları geri çekilmesi lazım.